Ay kuşum benim. Nasıl da düşünür melül melül. Bön bön kıyamam. Safcık safcık bakıyor. Yerim seni. Lan övüyor musun dövüyor musun anlamadım. Ha. Ay bırak hayatım onu sen. Kafanı yoğurma. Ya anlamıyorum Koray. Hayatım Ömer gelip yapacak zaten. Elleme sen. Ha mangalı zaten hiç anlamıyorum ya. Biraz öylesin sen. Nasılım? Geç anlıyorsun hayatım. Bak yemin ediyorum kömür diye yakarım seni şu mangalda ha. Ay, ay gençliğimi başa edecekler. Ömür, ömür. Aa, ay Neron. Bebeğim. Neriman ne yapıyorsun? Neriman, Neriman dur ne yapıyorsun? Ay, ay. Kor yüzlüm, ay yüzlüm. Koray. Ay Neron, aa bıyık bırakmışsın kız. Benim bıyıklarım onlar Koray. Aa, ay. Neriman enin orada ne işi var? Ay kaldı elim. Ay engel olamıyordum. Sevgi çemberi oluştu şu an. Ay, kalp krizi geçireceğim. Ya bir durun. Ay sizleri çok seviyorum çok. Beni çok sevin çok ihtiyacım var. Koray. Hep sevin hep. Bırak beni kızım yardım et. Bıraksana Koray. Ay. Ah düştü sevgiden. Ay iyi ki geldin yavrum Neron. Bebeğim. Ay hadi gel kız anlatacağım şeyler var. Ay deme. Uyuyamıyorum İso. Bırak uyumayı. Gözümü bile kapatamıyorum. Olanlar hiç aklımdan çıkmıyor benim ya. Durup durup gözümün önüne geliyorlar. Rezil oluşum, o şirkettekiler. Daha da fenası. Ne? En fenası. Bunlara yeterince üzülemiyorum bile. Aklımda, kalbimde, bütün hücrelerimde Ömer var. Yeter ki onunla aramı düzelttim ya. Ben başka bir şey istemiyorum vallahi yani. Ne diğerleri, ne şirket, umurumda bile değil. Bir keresinde şu anda yaşamak istiyorum demiştim. Şimdi ben de bir kuş olup onun omzunda yaşamak istiyorum. Ömrünün sonuna kadar uçmamaya razı bir kuş. Yeter ki birlikte olun. Bu adam beni delirtiyor ya. Ben iyice manyadım ha. Ya bir dur, bir dur. Sakin. Bakacağız. Vardır elbet her şeyin bir çaresi. Yok İso. Bu sefer yok. Alo. Ha. Olur, gel. Gel tabii, alayım seni istiyorsan. Gerçi ben arabayı sattım ya. Daha ayarlarım bir şeyler. Peki, sen gel. Tamam. Defodayız. Benim evim bir alt sokağa. Aynen. Defo ben. Tamam, bekliyoruz. Bay bay. Kim o be? Yasemin. Buraya geliyor. Yok. Yok, ben o zaman... Kaçtım yani, kalkıyorum ben. Dur, bir sakin. Nereye gidiyorsun? Gidemezsin bir yere. Seni görmeye geliyor. Beni mi? Evet. Azıcık görümcelik yap bakalım. Belki mutluluk da zamanım yok geç kalmaya.
Kuzencim, çok yakıştı buralar sana, böyle bir pastoral havalar falan. Keyfin yok tabii haklı olarak. Konuşabildiniz mi Defne'yle? Yani işte olanları diyorum. Tasarımı satmış ya. Sen nereden biliyorsun? Ortalıktan. Şirketin dedi neticede. Koriş söylemiş. Hayır Sude. Koray söylemedi. Koray'ın ağzından biri yazmış maili. Öyle mi? Öyle. Kim peki sence? Yani kim yaptı bunu? Bilmiyorum da bulacağım. Alo. Sude, konuşmamız lazım. Sinanlar Defne'yi ifşa edenin kim olduğunu öğrenmek istiyor. Ve ben de onlara kim olduğunu söylemeyi düşünüyorum. Sakın. Bak Yasemin sakın. Lütfen. Sen söyle o zaman. Temize çıkar kendini. Bak ben bu sırrı ortak olmayacağım, tamam mı? Mahvettin kızı. Çok mu üzüldün? Ya gerçekten mi Yasemin? Senin üzülecek yerlerin çalışıyor mu ya? Çalışıyor cicim. Kafam da çalışıyor. Seni uyarıyorum. 24 saat geçmeden herkese söyleyeceğim. Önce sen söylemek istersen buyur. Onun için aradım seni. Görüşürüz. Salak. Ay sus sus. Kız gül. Vallahi düşeceğim şimdi. Ma hayatım işte. Ay bunu da nereye koysak? Kız şöyle. Ya İso emin misin sen? Bence bu hiç iyi bir fikir değil yani. Allah Allah, Defne gelmek istedi. Ne diyelim, hayır mı diyelim? Ay geliyor. Hoş geldin. Hoş bulduk. Defne, nasıl oldun? İyi misin? Yani nasıl iyi olabilirim ki? Siz de gördünüz işte. Gördüm. Ama düzelir, merak etme. Bazen en iyi şeyler her şey bitti dediğimiz anda başlar. Değil mi? Öyle. Öyle de işte. Pek de öyle değil yani. Koray Bey her şeyi bir anda öğrendi ve şirkete herkese anlattı. Ya niye böyle bir şey yaptı? Ben hiç anlayamıyorum yani. Kızamıyorum da. Bana düşen kabahatimle oturmak. Neden yaptın peki? Ha, niye görüştün Deniz'le? Bile bile niye sattın tasarımını? Bu pek içeriğini açıklayabileceğimiz bir durum değil. Paraya ihtiyacım vardı. Söyleyecekti Ömer'e de. Sonra işler bir anda çığırından çıktı. Siz keyfinize bakın, ben koca olanın yemeğini götürürüm. Hadi hayatım götür. Gözü kalmış, onun gözü uçak düşürür hatta. Ay, ay neyse kız. Aç kalmadık, iyi oldu. Hayatım, bu dağ havası çok iyi geldi. Rejimimize belli bir süre ara vermek zorundayız Nöro. Böyle bir oksijen falan iyi geldi de... Kız ben sanki tam yiyemedim gibi geldi bana. Böyle bir aç hissediyorum kendimi hala. Koray, dünyaları yedin az önce. Hayatım sen kuru sevdiğin için sana öyle geliyordur o. Ay, Ömüş, tatlım, nasılsın? İyi misin bir tanem? Anlat yengene. İyiyim Menge. Yani iyi olmaya çalışıyoruz diyelim. Aa, yani canın mı bir şeylere sıkkın senin tatlım? Ha? Birisi senin canını mı sıktı? Söyle tatlım yengene. Alp işte yazık kırmış. Ha. Aa, iyileşir tatlım. Aman sağlık olsun sonuçta. Kız o da zaten onu söylüyor. Bu da... Yani iyi her şey. Hayatın gayet güzel gidiyor. Hiçbir problem yok.
ilişkin falan herkesle iyi yani, ha? Neriman, iki düşün, bir sus. Tatlım, ben susuyorum zaten, o anlatacak. Ay dur, anlatayım hayatım ben. Şimdi ömüşüm şöyle... Hayır tatlım, sen değil, bir tanem benim. O anlatsın. Ha, ay doğru söylüyorsun. Kız, bir gel. Defne ediyorsun değil mi sen? Ay, ay şu an bir dakika sesimi ayarlayamadım ben. Ay dur, en iyisi ben susayım. Hayatım sen anlat. Yenge yani, iyiyim. Dedim ya, iş. Tatlım sen anlat, ben duyamıyorum. Şuraya yaklaşayım ben, daha iyi anlayacağım. Ay, ay. Ah. Canım. Ay şey tatlım, oradan esti de bana biraz böyle bir şey oldu değil mi? Ay sıkıştırmadım seni değil mi tatlım? Yok tamam şey zaten siz şey yapın. Ben Alp'in salatası unutmuş şeyimden, onu götüreyim. Ay ne iyi oldu, bak böylece sıkışmadık. Ay Ömüş, hayatım aç, sen dolma yemedin. Açar mısın ağzını? Yok artık. Aç. Vallahi ben yerim ha. Koray aç şunu ağzını. Ha. İstemiyorum. İstemiyorum. Şey yapmıyorsunuz değil mi? Hah. Gel Sinan ya. Ben artık uğraşamayacağım bu huysuzla. Biraz da sen ilgilen. Geç, beceriksiz. Salata getirdim sana. Seversin ya. Bırak şimdi, bırak. Ne oldu? Kimden kaçıyorsun yine? Geldin çöktün buraya. Bizim Sude işte. Of ne bitmez hikayemiş arkadaş ya. Bin yıldır ne oldunuz ne öldünüz yani. Öyle oldu değil mi ya? Aslında meseleyi sürüncemede bırakan sensin. Abi kıza ne git diyorsun ne de kal. Ya bu o zamanlar küçüktü. Şimdi? Ya yaptım resmen hayvanlık biliyorum da. Ben Defne'ye tutuldum be Alp. Yapma be. Bak ama kimse bilmiyor ha. Yani ne Defne'nin ne Ömer'in haberi yok. Zaten onlar kaynaşınca ben aradan çekildim yani. Şimdi ne durumdasın? Ya ne durumda olacağım? Karma karışık durumdayım. Şimdi böyle Defne'yi görünce sanki böyle içimde bir şeyler kırılıp dökülüyor. Diğer yanda Sude. Şimdi bizim Sude ya. Biliyorsun benim eskiden beri ona zaafım vardır zaten bir. Şimdi bu dönünce iyice böyle birbirimize yapıştık. Ayrılmaz olduk yani. Böyle ayrı bir günümüz geçmiyor. Defne'nin Burak'ı bir şirket olana ne diyorsun? Olacak şey değil ya. Yani bir açıklama yapmasını bekliyorum. Bakalım işte pazartesi gelecek de konuşacağız. Sinan, bu hiç aşık adam tepkisi değil abi. Onlar öyle demiyor mesela. Ne diyor? Yani öyle bakmıyor meseleye. Galiba sen Defne olayını birazcık arkanda bırakmışsın. Öyle mi diyorsun ya? Yani ama şimdi ben ne bileyim Defne'yi görünce böyle bir şey oluyorum hani. O tamam. O olacak zaten de. Yani bir müddet insan sevdiği kıza hep bir zaafı vardır ya hani böyle. Yani sen bu iş bitmiş diyorsun öyle mi? Ne ahlaklı adamsın ya. Zerresi kalmasın diyorsun da. Kalmasın tabii oğlum. Şimdi Defne'nin zerresi kalırsa ben Sude'ye çok ayıp ederim yani. Yok o zaman yaklaşamam ben o kıza. Mümkün değil yani. Oğlum bence sen yürü. Neye yürü? Eşeğin yaşına geldiniz oğlum. Artık birleşin Sude'yle. Oğlum sensin eşeğin yaşına gelen. Damdan düşüp orasını burasını kıran sensin, ben değilim. Oo, resmen kulis dönüyor burada. Yok be, laflıyorduk öyle. İyi iyi laflayın. Sinan, sana tatlı ayırdım. Ya malum şimdi koliş var. Ne olur ne olmaz. Aa, aşk olsun. Ben? Ne sen? Seni de Şebnem düşünsün, bana ne? Hadi siz konuşun. Sağ ol. Ne be? Bakma öyle şey şey, tamam. Serdar, günlerdir baş başa kalamıyoruz. Oturun hesap kitap yapıyorsun ya. Bravo. Serdar. Yok kızım, olmuyor işte. Evliliğimizin finansal çizelgesini çıkaramıyorum. Hesaplar birbirine karıştı, beynim yandı ya. Bir şey söyleyeceğim, bu işi biraz ertelesek olmaz mı? Evliliği mi? Ya yok canım, yani bu hesap kitap işini. Çıkamıyorum işin içinden. Ay olur mu öyle şey Serdar? Geleceğimizi sağlam temellendirmemiz lazım. Ay ay bütün parayı, bütün harcamaları hesaplayıp ona göre hareket etmemiz lazım.
Yaz bakayım sen şuraya. Gelir, gider, çizgi çek. Hmm, kolaysa sen yaz. Ya rakamlarla aram iyi olsaydı şimdi ya doktordum ben Nihan. Bak şimdi. Bugün bana da Esra gösterdi. Paramı yönetebiliyorum diye bir eğitim var. İşte bütçe yapmak, tasarruf yöntemleri, ayağını yorganına göre uzatma teknikleri, doğru borçlanmak, harcamaları yönetmek falan hepsini öğretiyorlar. Sen bunu araştır, buna katıl, beynine de biraz kan gitsin. Hadi ya. Bir de ücretsiz miymiş? Hı-hı. Bedavayı görünce gözün açıldı değil mi? Kahrolsun fakirlik Serdar. Fakirlik yoktur, parayı yönetememek vardır. Evleneceğiz. Tamam canım, sen bir sakin ol. Evleneceğiz. Gel bakayım. Böyle, böyle minik minik Nihanlarımız, Serdarlarımız olacak. Ay dur, çoğul konuşma. Kaç tane? Canım benim, sen kaç tane istersen. Senin abisi evleniyormuş. Gidecek misin düğüne? Benim size bir şey söylemem lazım. Defne ile biz... evlenmeye karar verdik. Ne? Nasıl ya? Yani Defne gizlemek istiyordu, o yüzden söyleyemedim. Siz hiç böyle belli etmediniz ki şey. Anlamadık değil mi biz? Ömer, ne adamsın ha? Oğlum o zaman sen niye duruyorsun burada? Gitsene sorunlarını hallet falan, madem bu kadar ciddisiniz. İşte hallet de, böyle kolay değil. Bir kere evlenme teklifimi hemen kabul etmedi. Sonra senden zam istedi. Bir de şu mesele, tramba. Anlayamadığım bir şeyler var yani. Bir şeyler saklıyor. Çözemiyorum. Sinan Bey, ben zam istiyorum. Olur. Bakalım ne yapabileceğimize. Ama %300. Yardıma mı ihtiyacım var? Yani yapabileceğim hani bir şey var mı? Yok Sinan Bey, ben yardım falan istemiyorum yani. Zam istiyorum. Kuru kız kabul etti. Defne, ben kendim mi kabul ettim? Emin misin Kore? Kahve içer miyiz ya? Ha? Yalnız şey Necmi abi, bu sabah alet bozukluk yaptı da sen dilinden anlarsın. Bir gelsene anne. Geleyim, geleyim. Okuyayım. Tamam, sen bekle burada. Abi, ya bütün bu olanlar baştaki oyunla ilgiliydi. Anladım ya, 200 bin meselesi. Defne onun için yalan söyleyip duruyor Ömer'e. Ondan değil mi? Ha. Abi anlatalım biz bunu Ömer'e. Gerçekten bak, bizim yediğimiz halt diyelim ya. Boşu boşuna kızmasın Defne, olmaz öyle. Evet, haklısın. Baksana iş ciddileşmiş. Ömer evlilik falan diyor. Yok yok, söyleyelim. Küserse bize küssün. En azından Defne'den şüphe etmez. Tabii canım. De, yalnız Ömer bayağı sırt çevirecek bize. Ne yapalım? Eninde sonunda öğrenmeyecek mi? Hiç değilse Defne'yi temize çıkartırız. Doğru diyorsun. Hadi dur. Dur. Ne? Yalnız en azından Defne'yi aramamız gerekmiyor mu? Söylüyoruz diye. Hiç değilse kızdan bir icazet alalım. Neyini alalım? İcazet. Yani izin alalım, izin alalım kızın. Tamam alalım abi, niye öyle şey konuşuyorsun? Gelecek misin acaba? Sinan Bey. Alo Defne. Sinan Bey. Ben çok özür dilerim. Defne, senin bu tasarımı satman. İşte ben de size onu açıklayacaktım. Şimdi şöyle oldu. Ya tamam, bırak şimdi onu.
Önce benden zam istedin. Sonra bu mankenlik meselesi falan. Sonra da işte bu tasarım satma olayın. Bu 200 bin meselesi değil mi? Ha? Yani sen onu ödeyip Ömer'le birlikte olmak için bunu yapıyorsun. Evet. Defne bak dinle. Ben şimdi her şeyi anlatacağım Ömer'e. Yani biz anlatacağız Necmi abiyle. Anladım ben. Yani bizim suçumuz olduğunu söyleyeceğiz. Sana boşu boşuna kızmasın. Bence sana hak verecektir yani. Seni anlayacaktır. Siz mutlu olmayı hak ediyorsunuz Defne. Yapmayın sakın. Sinan Bey sakın yapmayın. Ben bunca zaman sakladım onu. Şimdi Ömer'in bunu böyle öğrenmesi hiç iyi bir şey değil. Yani benden nefret eder. Ya düşünsenize. Kiralık aşk. Korkunç bir şey. Evet yani hayır Mamet. Yani sen de haklısın ama şimdi böyle de düşününce şey... Yok ne olur. Ömer'i kaybetmeyi göze alamam ben. Ne olur söylemeyin lütfen. Peki. Peki tamam sen bilirsin. Söylemeyin diyor. Hadi ya. Fena oldu bu ya. Of. Ya abi biz başından girmeyecektik gibi oyuna ya. Hiç girmeyecektik ya. Evet ya evet. Nereden girdik böyle bir belaya? Hayır lanet olsun. Ya ne bileyim yani şimdi söylesen şey söylesen. Neredesiniz ya? İşte ben yatıyorum çocuklar. Hadi hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne geliyorsun ya sen öyle arkadan buradan gelsene düzgün. Sinsi sinsi. Sinan. Hı? Her şey yolunda mı? Yolunda. Ne oldu ki? İyi ben de yatıyorum o zaman. Tamam iyi geceler. Hadi iyi geceler. Çıkmıştır. İllaki döner. Evet konuşacağım. Böyle sinip kalmayacağım. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize. Ay ne salam ya. Ben niye anahtarı almadım ki? Ay Defne anahtarı alsan ne olacak? Kötü kaynana gibi eve mi gireceğim? Ha neyse ya. Benimle gel. Gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Olduk mu yani şimdi biz? Öyle görünüyor. Evlenelim. Hemen. Evlenelim. Haftaya Milano'da. Milano'da mı? Araba kiralarız. Koma Gölü'ne götürürüm seni. Ne bileyim ev tutarız birkaç günlüğüne. Belki İsviçre'ye gideriz. San Moritz'e. Kayak yaparız. Neler neler neler. San Moritz, Milano, kayak ben tam adamı. Ben bilmiyorum ki kayak yapmayı. Öğretirim ben. Ben çok kadar emin olma. Çünkü benim kadar beceriksizini görmemişsindir. Senin kadar güzelini de görmedim. Baş ederim merak etme. Ya ben hala... Şimdi bu hayal olmaktan çıktım yani. Biz gerçekten baya baya plan yapıyoruz. Yapalım artık bence. Yapalım. Yapalım da anneannem şimdi beni görmek ister yani öyle gelinlik falan. Gelince burada da yaparız bir kutlama. Sen çok seversin ya kutlama falan. Ben sadece seni sevsem. Yetmez mi? Yeter. Sonsuza kadar yeter.
benimle gel, gülümse gel. Hayat bazen zor olsa da yine güzel. Vay. Benim bugün düğünüm var. Evleniyorum ben. Ay, sabahları böyle koşardı. O da yetmezmiş gibi akşam spora giderdi o salon olan. Ay, bir de ek iş olarak da kişisel koçluk yapıyordu. Ah ah. Ama iyi adamdı, böyle saygılı bir insandı. Ay, bir kız arkadaşı vardı, görmen gerekiyordu. Dünya çikine ellası. Yani Harry Potter'ı onu oynatsan yemin ediyorum sırıtmazdı. Bir de sonra, bir de çok sportif bir adam olduğu için... ...sonra bir de o çirkin kızın köpeğini dolaştırdı günde 4 kere. Ay. Koray, sonra ne oldu? Bir anlat ya. Bir anlat. Sonunu da anlat. Ne bileyim hayatım. Herhalde ölmüştür. Yakında haberi gelir zaten. Ayrıca sen bana niye bağırıyorsun hayatım? Koray, 30 dakikadır tanımadığım insanları anlatıyorsun bana. Yapma. Hayatım, ne yapabilirim? Kendime gel mi vurayım? Dağlara taşları mı haykırayım? Sokaktan geçen adama mı anlatayım? Ay, böyle seni görünce konuşasım geldi. Ne var bunda? Tamam Koray. Koray, anlat. Ne olur anlat. Şimdi hayatım tabii çok sportif bir adamdı yani. Saygılı, insancı, ben seviyordum. Bir de spor yakışına hakikaten yakışıyor. Mesela sen, yani ömürsün diye demiyorum hayatım. Rocky gibisin. Hadi şimdi sen git içeride etleri yumrukla biraz. Ay dur. Dur dur, ben senin fotoğraflarını çekeyim hayatım. Ay dur, ayarlayayım da. Ha? Ay bakayım. Ay. Hayatım durur musun? Titreme yapıyor. Nasıl çekebilirim sen böyle hoplarsan, zıplarsan? Koray. Ha. Ben fotoğraf sevmiyorum. Ayrıca ne bu enerji sabah sabah? Bir sus! İyi, konuşana bak. Hayat hoplaya zıplaya sanki ben ip atlıyorum burada. Çekmiyorum fotoğrafını. Küstüm. Ay, gönlümü al. Aa. Aa, göğe yükseldi adam. Hoplaya zıplaya yükseldi. Ömüş, burada bırakma beni hayatım. Ay korkuyorum. Ay bu rüzgar da benim narin bedenimi uçurur. Ay dur, şunlar kimse gelmeden yiyeyim. Ay arsız zannedecekler beni. Kızım, bu halinle burada mı uyudun sen? Böyle olmuş galiba. Ya ben Ömer Bey'i bekliyordum da. Gelmedi değil mi? Yok, Çatalca'ya gitti onlar. Bugün geleceklerdi gerçi ama. Öyle mi? Senin haberin yok muydu? Yoktu. Ben aslında Ömer bir şey için gelmiştim ama bulamayınca. Hoca. Sağ ol Şükrü abi, çok iyi geldi bu. Afiyet olsun. Defne, senin anahtarın yok muydu? Vardı. Vardı da ben onu unutmuşum. Ömer Bey'in kapısının önündesin ama içeri giremiyorsun. Ömer Bey sana anahtarını bırakmış ama sen onu yanlış yerde tutmuşsun. Anladım. He? He. Ya, ya tam da öyle bir durum. Ay sen de Şükrü abi ya. Hiç uyuyamadım gece. Yatağım berbattı. İyi değilim o yüzden.
Bakayım. Bakma keyifsizim. Ya uyku bir insanın gözlerine bu kadar yakışıyor muydu? Dalga mı geçiyorsun? Ya baksana patlak patlak oldu gözleri. Bence güzeller. Sinan. Good morning. Hadi trafiğe kalmadan çap çap. Of, buranın ışığı ne kadar güzel. Aa, çok beğendim. Hiçbir yere gitmem buradan. Günaydın anneciğim. Günaydın Neriman Hanım. Çok güzel ışık. İyi, süper. Sen dur o zaman. Oldu o zaman, görüşmek üzere. Anne. Ay, çok güzel bir ışık var burada. Allah aşkına numara yapmayı bırak. Hadi gitmemiz lazım. Daha bavulları alacağız, hadi. Ay, sinir geldi tepemden. Necmi abi, görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay kız. Ay. Ay diyorum. Ben de varım, bekleyin beni de. Ah. Ay kurşun. Neriman, nereye gidiyorsun? Koray gelecek ya. Ay hakikaten, ay kafam karıştı benim. Hadi gel kurşun. Ay kız. Kalıyordum vallahi burada. Ama bak böyle salçalar falan, böyle yolluk hazırladım. Sana bir şey diyeyim mi? Ben burayı çok sevdim. Tabii sanatçılar böyle yerlere gelmek zorundayız hayatım. Deşarj olmak zorundayız biz. Neriman, Koray geliyor musunuz? Gidiyoruz yoksa biz ha? Ay iyi. Hadi gel hayatım. Arabada anlatırsın her şeyi. Ay bir şey diyeceğim. Nefes almadan anlatacağım. Sağ mıyız arabaya kız? Ayol arkaya sıkışırız. İkimiz de kürdan gibiyiz. Değil mi hayatım? Hadi bağır. Ay acele etme. Hadi. Gel bebeğim gel. Ay. Necmoş Bey, salçamı tutar mısınız? Gel Koray. Gel Koray, tutayım Koray. Hayatım, sen de şunu tut. Ver bebeğim. Ay, sığabilecek misin Koray? Ay, sığarım. İncecikim. Hadi, hadi kurşun. Ay kız, büyüdüğünde arabalar mı kullanıyorsun? Evet hayatım. Hadi gidelim hayatım. Akşam da abim evleniyor. Ya benim de gidip orada olmam lazım ama işte çakıldım kaldım, buraya gidemiyorum. Hayırlı olsun. Ne telaş vardır şimdi sizin orada? Ya hem de nasıl telaş var biliyor musun? Kıyamet gibi. Ya benim de onlara yardım etmem lazım ama yani. Abimin en mutlu günü. Nihan'ın da. Ama gidemiyorum işte. Bildiğin eşeklik ediyorum yani. Ömer Bey, efendim hoş geldiniz. Herhangi bir ihtiyacınız olursa ben arabadayım efendim. Tamam Şükrü, sağ ol. Ne bu halin? Çok mu kötü görünüyorum? Yorgun görünüyorsun. Yorgunum evet. Her şeyden. Tüm bu olup bitenlerden. Abim evleniyor ama gidemiyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Şu düğün bir geçsin. Öyle. Ben üstümü değiştirip geliyorum. Geliyor musun? Ben şey sandım. Gelecek demişsin. Ayıp olmasın. Benim de şu adama yaptıklarım yani. Of Defne, of. Bunu buraya koyun. Bak şimdi bu ikisinin ortası.
Bence orada güzel. Öyle değil mi? Böyle daha güzel. Hayır, burada olmaz. Bunu buraya koyacağız. Bence burada durması gerekiyor. Ortada. Evet. Ortada olmaz. Yok, burada olması gerekiyor. Hanımlar. Hayır, burada. Hanımlar. Burada. Hanımlar. Ne yapıyoruz bunları? Biz tanışmadık zannımca. Ay evet, ben sizi tanıştırayım. Görümcem Gudubet İsmail. Kısaca Gudu diyebilirsiniz. Anladım. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Hadi evladım, as şunları. Daha çok işimiz var. Şunları şuraya koyayım. Nereye asayım bunu? Nereye asacaksın onu? Yok, oraya asmayalım evladım. Şuraya asalım. Tamam. Ay, olur mu öyle? Türkan Hanım, siz hiç mi pazarda eşek ağzı görmedinse görgüsüzler gibi oraya asılır mı? As çocuğum sen şuraya, iyidir orası. Ay, bakalım. Oldu mu şimdi öyle? At sırtında kilibik gibi. İşte bak, görümcem bile benden yana. Ay, ağzım bal yesin Gudu Hanım. Bir de zevkliyim diye geçinmez mi? Ay, çıldıracağım vallahi. Şimdi şey hanımlar, karar verirsek benim de sabrımı... Ay Türkan Hanım, ben bu yaşa kadar kaç tane düğün süsledim, sizin haberiniz var mı? Belli, belli. Zevksizsin işte, kabul et. Ne o, ben miyim zevksiz? Azıcık zevksizsindir Enda. Ya eğri oturup doğru konuşmak lazım. Evet. İsa, şuraya as evladım. Tamam. Hayır evladım, şuraya as. Ya sabır diliyorum ya, sabır. Biraz sabır vardı bizim Allah'ım. As çocuğum sen, as. Girebilir miyim? Gel. Bana nefret mi ediyorsun? Saçmalama. Ne düşünüyorsun peki? Kravat. Takayım değil mi? Yani sen bilirsin. Sonuçta öyle balo salonu falan değil yani. Bizim çay bahçesini süslüyorlar. Takalım biz yine de. Sen hazırlanmayacak mısın? Ben öyle son dakika şey yaparım ya, sorun değil. İhtiyaç yok mudur şimdi orada sana? Yani var tabii. Aslında gidip orada yardımcı olmam lazım da. Tamam hadi birlikte gidelim. Nasıl? Yani nasıl yapacaksan öyle. İyi de ama yani şimdi böyle ne bileyim, konuşmadan etmeden. Abin evleniyor bugün Defne. Bence şu an ondan daha öncelikli bir işimiz yok. Haklısın. Evet tamam. O zaman şey yapalım. Hazırsan çıkalım. Telefonum. Hı. Vallahi yetişmeyecek. Moranlar da gelemedi daha. Ay, iki ayağım bir papuca girdi yine. Anneanne, nasılım? Ay, sen bayağı damat olmuşsun. Öyle gerekti biraz. Gel buraya eşek sıpası. Oy oy. Oh, daha düne kadar şurada misket oynuyordu. Ne ara büyüdün bu kadar? Ya zalımsın zaman. Hiç evlenmeyeceğim anneanne derdin. Evlenmeyeceğim, hep size bakacağım. Ya nasıl atıyormuşum ya? Şimdi damat oluyorsun ha. Çok şükür bugünleri de gördüm. Sayende anneanne. Sayende. Bizimkilerin yokluğunu hiç aratmadın. Üç tane mis gibi evlat yetiştirdin. Tamam. Hepsinin var bir çatlaklığı ama... O çatlaklıklar senden, onu söyleyeyim.
Serdar. Çok mutlu ol oğlum. Allah'tan tek dileğim bu. Çok mutlu olsan. Anneanne. Biraz fazla mı duygusallaştık? Gel buraya eşek sıpası gör. Şuraya bak ya, şuraya bak.